Karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler Trendyol Süper Lig'de haftayı Fenerbahçe-Sivaspor maçıyla tamamladık. Fenerbahçe-Sivaspor'u 4-1 mağlup etti. Fırat Aydınus'la birlikte hem maçın genel bir değerlendirmesini hem de pozisyon analizini yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz bir haftanın toplu sonuçlarını hatırlayalım ardından puan durumuna maçın detaylarına bakalım. Sonrasında özellikle çarpıcı açıklamalar var maçın hakemi Bahattin Şimşek'in e, yönetimiyle alakalı onları da sıcağı sıcağına ekranlara getirip sonrasında maçı değerlendiririz. 14. haftayı tamamladık Fenerbahçe Sivaspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı noktaladı. Galatasaray Pendik Spor 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Ankara ile berabere kalırken Trabzonspor evinde Kayseri 1-0 mağlup oldu. Gollü bir haftaydı genel hatlarıyla. Toplu sonuçlar bu şekilde. Puan durumu nasıl bu sonuçlar sonrasında ona bir göz atalım. Fenerbahçe ve Galatasaray 37 puanda birinci ve ikinci sıradalar. Fenerbahçe'nin artı 27 averajı var. Bu ikiliye en yakın takım Beşiktaş şu anda 11 puan geride Kayseri Spor'la birlikte 26'şar puanda ve Adana Demirspor ki Patrick Kluivert dönemi de sona erdi Adana Demirspor'da 5. sırada Trabzonspor'da 23 puana sahip. Yine ikinci sayfaya bakalım. Düşme hattında Başakşehir, Samsun Spor, Alanya Spor ve İstanbulspor yer alıyor. Pendik Spor, Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Sivas Spor'da yine o düşme hattının ee, o stresi hisseden takımlardan birisi Fenerbahçe Sivaspor mücadelesi 4-1'lik galibiyet Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı maçın notlarına bakacak olursak 17'de Şimanski gol perdesini açan isim oldu mücadelede Fenerbahçe 1-0 öne geçti 42'de İrfan Can Kahveci o kendine has e, F2 devamı muazzam bir gol attı ve durumu 2-0'a getirdi İkinci yarıda puan için umutlandı Reyman ile. Sivaspor 50. dakikada 68. Alaaddin Okumuş'a yazıldı gol kendi kalesine. Fenerbahçe durumu 3-1 yaparken Edin Dzeko 75'te skoru tayin eden isim oldu. Ve Fenerbahçe Sivaspor'u 4-1 yendi. Bahattin Şimşek maçın hakemiydi. Varda da Emre Malok vardı. Maç sonrasında sıcağı sıcağına özellikle Sivaspor tarafında açıklamalar var. Onları bir ekranlara getirelim. Sonrasında da... Fırat Aydınus'la birlikte maçı ve pozisyonları değerlendirmeye başlayacağız. Evet açıklamalar geliyor. Basın sözcüsü Sivas Spor'un Gökhan Karagöl. Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece. E, hakem açık seçik bir penaltımızı vermedi. 2-1'den sonra ceza sahası içerisinde defans oyuncumuza topsuz alanda yapılan bir fail sonucunda 3. golü yedik. Vardaki hakemler var mı yok mu? Yoksa Var'ın ismini yok yapalım. Nasıl değerlendiriyorlar anlamadık. Bu maçın neticesi önceden mi organize ediliyor? Başka bir şey mi oluyor biz anlamadık demiş Gökhan Karagöl Sivas Spor Basın Sözcüsü. Yine Caner Osmanpaşa Sivas Sporlu futbolcu ligde iki takım mı var? Sadece iki takım için mi ayarlanmış? O zaman biz oynamayalım. İki takım kendi arasında oynasın. Sadece bize olan bir şey değil bu. İlk kere bir tane penaltıyı nasıl vermezsin? Pendiye aynı su yapılıyor. Anadolu takımlarının hepsine yapılıyor. Bizim ekmek paramız, mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 0-3 yazsınlar Anadolu takımlarına. İrfan'a soruyorum. Eline vurdu mu diye? Evet abi, yerde vurdu diyor. Ben yerdeyken elimle gol atabilir miyim? Bir avantaj sağlıyorsun. İlk gol hariç bütün gollerde problem var." demiş Caner Osman Paşa... Haris harisiz yine Sivassporlu futbolcu. Hakemle ilgili sıkıntılarım var. Çok net bir penaltımız var. Verilmedi. Rakip defans oyuncusuna çok hafif dokundum. Sarı kart gördüm. Ceko bana aynısını daha sert yaptı ama faul verilmedi. Kart çıkmadı. Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golde Samba Kamara'ya faul yapıldı ama vermediler. Hakemler neden böyle yaptı anlamıyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Köklü bir camia. Fenerbahçe'nin kazanmak için böyle şeylere ihtiyacı yok. Zaten ben Fenerbahçe hakkında bir itamda bulunmuyorum. Hakemler bariz ve büyük hatalar yaptılar. Hakemler bu hataları nasıl yapıyor anlayamıyorum. Demiş. Haris. Haris işte hocam. Çok sıcağı sıcağına Sivaspor tarafından yoğun bir hakem eleştirisi var. Pozisyonlarımız da şimdi geldi. Onlara da bakacağız detaylı bir şekilde ama nasıl başlamak istersiniz? Şimdi bu konuşmaları beyanatları hangi takım yapıyorsa yapsın sezon başından beri geçen sene ondan önceki sene ben hakemken de savundum hala da savunuyorum. Varı ve teknolojiyi yoruma dayalı pozisyonlar için kullanmayacaksın. Çünkü diyorum ki bu kadar ufak işte basmalar, çekmeler, içeride, dışarıda veya işte topa dokundu, dokunmadı gibi durumlarda artık kılı kırk yaran pozisyonlarda doğal olarak takımlar ve futbolcular eğer var diye bir teknoloji var ise diyor bunları görmek zorunda diyor. Hani böyle bir intiba oluştu insanlarda. Ve var hayatımıza girerken sanki hataların tamamen sıfırlanacağı ve hakim hatalarıyla ilgili var ise de o odadaki bulunan hakim arkadaşların var görevlerin onları yakalayacağı şeklinde e, şöyle söyleyeyim lanse edildiği için hep beklentiler bu yüzden oldu. Halbuki şu var tamamen nasıl ki bir pozisyon üzerine. Gerek futboldan gelen, gerek bizim gibi hakemlikten gelen yorum yapan, teknik anlamda veya disiplin olarak bir pozisyon için yorum yapan ama farklı farklı yorumlar da çıkması muhtemel pozisyonlarda sen 27 tane hakemin faal olarak aynı yorumu ve aynı sonuca ulaşmasını bekleyemezsin. Dolayısıyla sana göre, bana göre veyahut işte gri veya bir başkasının farklı bir açıdan bakarak bir başkasının diğer açıdan bakarak değerlendirdiği bu pozisyonlarda hakimin ve aynı maçtaki var hakeminin, avarın farklı yorumları yoruma dayalı olan pozisyonlarda farklı yorumları veya maçtan maça benzer pozisyonlarda farklı kararların ...çıkması çok doğal. Çünkü yorum... ...ne diyor kural kitabında? Hakemin kanaatine göre... ...takdirine göre diyor... ...aşağıdaki... ...on kusurlu hareketten bahsederken... ...şimdi Sivas Spor'un... ...veya Fenerbahçe'nin... ...veya daha önceki maçlar... ...her pozisyona baktığımızda hep... ...işte... Yoruma göre adamın ayağa kalktı mı? Bana göre kalkmadı. Sana göre kalktı. E, kalktıysa sana göre penaltı, e, bana göre değil. Adamın işte dizi e, müdahale ediyor mu ediyor? Dışarıda mı? Içer bu adamın topa teması var mı? Ya işte sıyırdı, vurdu, vuramadı yani. Ondan sonraki hareketin değerlendirilmesi bu. Peki mesela şunu soracağım. Ceko'nun vurup da içeride mi, dışarıda mı pozisyonunda yorum yapılabilecek bir pozisyon mu mesela? Değil. Değil. Çünkü fek yani sana göre bana göre değişmeyen pozisyon. İşte bu gibi pozisyonlarda kullanacaksın. Bunun haricinde kardeşim e, varsız daha önceki gibi. Kimse bugün eğer var olmasaydı biraz önce verilen beyanlardaki işte o penaltı işte o işte, e, golden önce e, başlangıç fazı vardı, faal yapıldı, o bu gibi durumlara girmezdi. Çünkü herkes bu sefer o pozisyonu kendi lehinde yorumlanmasını isteyecek. Var olduğu için. Ve var olduğu için de bu teknolojide bu kadar entegre edildiği için de futbolun içine maalesef bunlar yaşanacak. Adam ceza sahası içerisinde penaltı atışında iz düşüm olayını yok edip sadece ayaklar diyor O da ayakları işte e, omuzu dizi her yeri dahil ediyor gol atabilir diye o penaltı atışına da dahil edebilir yarı otomatikte yap şu ayaktan sen sadece ayaktan yap bak daha da basitleştir olayı ama yok abi ifap içine soktukça sokuyor soktukça sokuyor detaylandırıyor detaylandırıyor kafalar karışıyor Şimdi kaleye vurulan şutların işte bilerek bilmeyerek kurtarılmasındaki kartlar konuşulmuş. E, efendime söyleyeyim bir 10 dakika dinlenme olayı saygısızca hareketlerde e, kime göre neye göre geleceğiz o konulara da. Dolayısıyla bu yorumların çıkması normal. Şimdi ben şöyle biz geçen şey Galatasaray maçında yorum yaptık pozisyonlara. Benim yorumum, benim bakış açım, benim bilgim ya yani ben nasıl sahada onu görüp de verdiğim zaman da hatalı verdin deniyor ise veya doğru verdin deniyorsa burada gördüğümüz pozisyonu da televizyondan açılarına göre yorumlarken de aynı eleştiriyi göstermesi çok normal. Hani futbolcusu da yorum yaparken, hakemi de yorum yaparken bu gibi konularda farklı fikirlere, farklı yorumlara düşebiliyor. Nitekim de mesela Galatasaray maçında bir pozisyonda farklı farklı yorumlar çıktı. E burada çıkabiliyorsa demek ki faal olan hakimin içerisinde de çıkabilir. Dolayısıyla burada sen yorumu tek düze bir hale getirmeye çalışmak imkansız. Kaldır varı gitsin ya. Kaldır abi. İş olmasa ölen ruh canlanır futbolda. Evet hocam bu da son dönemin en çok tartışılan konularından birisi. Özellikle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonlardan sonra iyice ee, bu konu global anlamda da e, fazlasıyla tartışılmaya başladı. Hocam bak başlayalım. şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ben e, dün Manchester City toplum maçındaki pozisyonda hani hakemin bir hata yaptığı aşikar zaten. Bugün ben baktım e, spor gazetelerine, İngiltere'deki işte yansımalarına. Şöyle, bir giriş var 2-3 satırlık diyor ki hakemin bir hatasından bahsedip sonra oradaki olayda olayda bu kadar saygısızca hakeme karşı Halant'ın özellikle yaptığı o davranış şekli nasıl olur diyor. Yani en çok vurgu yaptığı yer orası yorumcuların. Ama bizim mesela bizim öyle bir pozisyonda al. Yani bu olayın tam tersi. Biraz da iklim, futbol iklimi, kültürü çok önemli yaklaşım anlamında. Kesin. Hocam e, genel bir giriş yaptınız. Maça dair yorumlarınızı alayım ardından pozisyonlara başlayalım dilerseniz. Yani şöyle söyleyeyim bu maç e, İrfan Can, Tadiç ve Ceko'nun e, katkıları ve Fred'in farkıyla alınan bir üç puan olarak Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı. Sivas Spor ikinci yarı itibariyle özellikle 2-0 gerideyken e, başlangıç ve baskısıyla golü buldu. Ki golde de zaten e, Bekkan'ın ve Zikun'un e, olmayışının net bir göstergesiydi. Ceyda'nın ve yani Osterwold'la e, Samet'in ortaklaşa hatasından geldi. E, o 2-1'den sonra Fenerbahçe yani tekrardan her e, golün içinde olan özellikle e, Tadic, Ceko ve Fred'in ee, üçüncü golde de katkılarıyla e, buldu ve rahatladı. İlginç bir golcü zaten. Sonra Ceko'nun işte bir usta ayak içi vuruşuyla e, skoru 4 bile getirdikten sonra zaten Fred oyundan çıkınca Roland'ı aldı Fenerbahçe maçı. E, çünkü gerçekten Fret e, son 3-4 haftadır ki son 5 maçın sadece bir galibiyet alan o da Karagümrük karşısında hani yine de zorlanarak Fenerbahçe'nin ön alan baskısı konusunda daha efektif hale getiren hani başarı oranını yükselten bir e, rol oynayan baş aktör olan bir oyuncu olduğunu burada da net gösterdi. Bu maçta son 4-5 haftadır o gözükmeyen boğucu ön alan baskısını Fenerbahçe diğer o maçlara nazaran daha artı olarak gösterdi. Bu da Fred'in sayesindeydi. E, dolayısıyla e, bu maçta e, 4-1'lik skorla 3 puan hanesine yazarak derbi öncesinde Biraz da işte bu Avrupa maçındaki skordan ve son 3-4 haftanın verdiği işte İsmail Hoca'nın ve e tercihlerinin e eleştirinin merkezinde olması konusunda e biraz e minimal hale getirdi. Ve derbi için biraz daha kafa rahat bir şekilde e çıkacakları bir maç sonu oldu. Pozisyonlara başlayalım mı hocam o zaman? Başlayalım. E i̇lk dakika... Crespo Sainz mücadelesiyle başlayalım. Orta alanda Spor topa hakim olmak isterken orada Crespo ile Sainz mücadelesi. burada e, neden aldık? Çünkü sarı kart beklentisi içinde oldu. Hı -hı. E, bu çünkü neden e, alıyoruz? Yani Crespo'nun hani sarı kart görse cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe şey Beşiktaş Hı -hı. derbisinden e, kaynaklı e, biraz daha Hı -hı. gözler üzerindeydi. Burada da işte Fener e, Sivassporlular sarı kart bekledi ama futbolcunun yönü itibariyle, pozisyon itibariyle hani kendi kalesine doğru olması sadece faulle e, intelendirecek nitelendirecek bir pozisyon. kart gerek yok. 14. dakika burada Samet e, sarı kart gördü. Spor uzun bir topla orta alana topu gönderdi. Orada Manay öyle zannediyorum dripling halindeyken yerde kaldı. E, net bir sarı kart. Bir sarı hani kart. bazı hareketlerin bazı faullerin disiplin cezası ile nitelendirme anlamındaki bu futbolcular hani bunu yapıyor bir defa yani ilk bir kere yaptım. Yani bazı hareketler bir defa da yapsan üç defa da fark etmez. Kendi özelinde karttır. Bu da onlardan bir tanesi. E, faal ve sarı kart doğru. Bir dakika sonrası 15. dakika maçın hakemi Bahattin Şimşek ile Fred arasında bir e, diyalog. Fred Serbest vuruşun kullanılacağı yer konusunda bir orada e, itirazda bulundu. Daha sonra diyalog şekillendi. Tamam. Şimdi e, bak tekrardan bir izle şimdi. E, biz de bir fotoğrafı veriyoruz ama yukarıda e, akışta sen mesela şu şunu anlat bak. Mesela Hocam, en baştan geldi. En baştan anlatayım. O, hakemin heh. topu e, en baştan oynatalım şimdi. Yere koyuyor hakem topu. O sırada Fred top hakem topu yere koyduğu an ayağıyla dokunuyor topa geriye doğru. Sonrasında Bahattin Şimşek Fred'le bir diyalog içerisinde eliyle Fred'in uzaklaşmasını istiyor ısrarla. O sırada Sivas oyuncular da Fred'in yanına yaklaşmak isterken onlarla Fred'in de arasına giriyor bu esnada. Yani şimdi baraj kuruldu diyelim futbolcu adımlarıyla sayıp barajı mesafesini ölçmeye çalışıp bunu taraftara hakeme gösterirken uygulanan disiplin cezası nedir? Uyarı mı hocam? Sarı kart. Sarı kart. Şimdi hakem burada topu koydurmuş. Koydurduğu yerde spreyi de çizmiş. Yani hakem için burası denmiş. fret geliyor topa vuruyor. Burası değil burası diyor. Ve sonra da Bundan sonra iletişim başlıyor. Hani iletişimin şekli Sivas sporlu futbolculara karşı veyahut hakeme karşı gözüküyor. Bahattin Şimşek bu maçta futbolcuların kendisine karşı her iki taraftan da yapılan saygısızca davranışlarındaki jest mimikler, hareketler protestolar karşısındaki umarsızlık, duyarsızlık ve tolere konusunda şu pozisyonla mağlup başladı ve öyle de gitti. Şu pozisyon Bahattin Şimşek için futbolculara karşı otoriteyi kurması adına gerek konuşma şekli, uyarı şekli gerekse disiplin cezasını gösterme anlamında Bundan sonra yani 15. dakikadan sonra yanlış görmüyorum değil mi? Dakika 15. 15 hocam. 15. dakikadan sonra maçın sonuna kadar bu gibi kendisine yapılması muhtemel olan şeylerin önüne geçeceği bir şanstı. Buradaki otoritesini gerekli şekilde kullanmadığı için maçın sonuna kadar bu ve bunun benzer birçok şeye maruz kaldı maalesef. Ve onlarda da buradaki tutumunun bu şekilde olmasından dolayı gerekli disiplin cezalarını uygulayamadı. Peki hocam buraya atıfta bulunacaksınız gibi hissettim sonraki pozisyonlarda. 20. dakika İrfancan KVC orta alanı geçmek isterken e, harisiz orada Can'la bir ee, mücadele içerisinde harisiz. Bunu pilottan gösterdik gidiyor bak pilottan gösterin fotoğraf arkadaşlar. Ee, i̇ki tane futbolcu önünde arkada Sivas'ı var ani bir atağa kalkılmış. Evet. Ee, tek topla yani o arkadaki oyuncuya verebilir. Ee, yaptığı, e, İrfan yaptığı futbol imajını bozan bir hareket. Bu pozisyonuna bak biraz önce işte Crespo'nun yaptığı pozisyon arasında fark var. Futbolcunun yönü, süreti yani buradaki hareket sarı kartla değerlendirmesi için gerekli kriterlere sahip bir pozisyon. Peki hocam 22. dakika maçın e, konuşulan pozisyonlarından birisi orta alanda dribling halinde Sivaspor ata şekillendirirken derinlemesine bir pas. Osay Samuel'in müdahalesi var. NG'ye devamında Sivas ata sürdü çaprazdan bir gol pozisyonu yakaladı Sivaspor. Ee, o pozisyonda Burak Burak kapacak. Topu dışarı gönderdi. Şimdi Ossay'ın enjiye bir müdahalesi var dedin. Yani topa doğru ha, bir o ile enjinin bir e, mücadelesi var. E, bu mücadele neticesinde çünkü müdahalesi var dersen oyunu şekli değişir. Yok yok. Yani... Ama müdahale var mı? O da var. Şöyle şimdi ben bunu bu pozisyon o kadar zor bir pozisyon ki işte hani biraz önce diyorum ya Hı -hı. bak şimdi bunu ee, seninle hatta izledik. Bak çok farklı farklı açılardan baktık. Oradan baktık, buradan baktık ya bir açı mesela topun net sıvasının vurduğunu gösteriyor. Bir açı o sayenin ayağının altı ile topu vurduğunu, bir açı sıyırdığını gösteriyor. Yani her açında farklı farklı bize görüntü veren bir pozisyon. Televizyondaki açılar itibariyle biz 4-5 pozisona izledikten sonra o sayenin ayağının altıyla topu bir sıyırması, bir teması var. Topa. Bak var. Eğer yok zaten deniyor ise bu başka değerlendirilir. Net var. İkinci hani diyorlar ya müdahale var. Diz ile yapılan. Bir kere o da baktığımızda çeşitli açılardan dışarıda olduğu gözüküyor. Ama buradaki asıl olay şu. O topa müdahale eğer var ise zaten iki futbolcunun da topla oynama şansı aynı iken yapılan bir müdahale ve sonrasında dizin yaptığı bir müdahale var. Ama o topa müdahaleyi ilk yaptıysa ikisinin de oynama şansı olduğu o e, aynı olduğu için o müdahale sonrasında oyun devam eder eğer ki buradaki topa vuran Sivas'ı deniyor ise ki ben dediğim gibi son anda ayağının sıyırdığını görüyor. Çünkü o topun gidişi de çok enteresan. Yani Sivası'nın saha çekerek mesela ben biraz daha hani böyle yorum yapıyorum. Saha çektiğinde sağa doğru ayağının dışıyla o şiddetle sağa kadar gider mi o top? Yani daha yumuşak bir çekiş olurdu orada. Top daha kısa kalırdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu pozisyonda topa müdahale olduğundan dolayı penaltı olarak nitelendirmiyorum. Dizi var diyenler için de pozisyon açılara baktığımda dışarıda gözüküyor. Zaten hani bu konu, bu pozisyonda incelenmiş. Ama o kadar böyle şimdi bak diyorum ya hani çok böyle clear işte net topa vurmuyor. İşte net bir şekilde faal yapıyor diyemiyorsun. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bu pozisyonda çok farklı yorumlar da yapan. Topa dokunmuyor kardeşim dokunmuyor ve dokunmadığı için de bu penaltı diyen de olacak. Olabilir. O da öyle görmüş olabilir. Ama ben topu ayağının altıyla sıyırdığını, topa temasını görüyorum burada. O yüzden diz kısmını da eğer değerlendirmeye alın diyen olursa diye de o müdahale de dışarıda. Ama onu çok baz alarak penaltı yok demiyorum. Bak, şey değişik burada. Hatırlıyor musunuz Trabzon Fenerbahçe Trabzon maçında top Şimanski'nin ayağındaydı futbolcu kayarak geldiğinde kontrolsüz yoğunluk ve şiddet içeren bir pozisyonda kontrol tamamen Şimanski'nin altındaydı topun kontrolü. Hı hı. Futbolcu topa vuruyor sonra da o kontrolsüz hareketiyle Şimanski'ye yaptığı pozisyona penaltı demiştik. Ama orada kontrol Şimanski'nin ayağındaki olan toptaydı. Burada kontrol yok. İki futbolcunun da aynı anda o topa ulaşma şansı var. Yani diyebilirler evet topa soldan dokunuyor sağdan diziyle vuruyor da o da içeride diyebilirler. Buradaki ile o kontrol altındaki topa müdahalenin ve sonrasındaki durumun farkı birinde top oyuncunun kontrolünde birinde top ikisinde kontrolünde değil şansı var. Ben de burada Fred'in topa şey Osayi'nin topa e, temas ettiğini ayağının altıyla sıyırdığını son anda ve topun oraya doğru gittiğini görüyorum bu açılardan. Dolayısıyla bu pozisyonda penaltı değil diyorum. Peki hocam 27. dakika e, Fred'in orta alanda rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldığı bir pozisyon faal beklentisi. Oyun devam bak, etti ve tepkisi var. Bak bir Fred ilk pozisyon. iki Fred bak pozisyonun tepkisini söyle. Evet. Anlat. Şimdi bizde fotoğraf var. Yerde kaldı Fred. Ee, Bahattin Şimşek devam dedi. Fred sonrasında e, Bahattin Şimşek'e doğru bir reaksiyonu. Ha, sen gözlükten dolayı uzağa görmüyorsun. Şimdi anladım ben seni tamam. Hocam ee... <laughs> biraz pilotta kaldığı <laughs> için pozisyon. Sen şimdi Bak pozisyondan sonra Bahattin Şimşek oynatıyor. Fred yere vuruyor. Hocam orada evet yerde ilk anda. Yere vuruyor. Protestosu gözünün önünde geçti. Devam et. 28. dakika Fenerbahçe hata sağ kanattan şekilleniyor. Burada bindirme geldi. Ceza Bence içerisinde. bu şimdi herkese ben bu mesela bir yorum yapacağım ben. Şimdi yorum yapacağım ama sonra da farklı şeyler konuşacağım bu pozisyonda. Şimdi bak e, akarken görüyor musun? Evet. Kaçıncı dakika bu? E, 28. O sayı sağdan ortalıyor. Evet. Tamam mı? Futbolcunun kolları kapalı. Evet. Değil mi? Yani ben yorum yapmayayım He. hocam. Arkasında iki eli Kollar arkasında. Kollar arkasında. Onu söyleyeyim. Kollar arkasında olduğu için de herkes o kola gelse de diyor ki e, gelebilir diyor. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bak biz fotoğrafı koyduk burada. Bak evet. fotoğraftaki kolun şeklini görüyor musun? Görüyorum. Yani biraz sonra tarif edeceğim kalkıp. Diğer açılardan da akan oyunda da arkadaşlar hani görebilirler. Şimdi pozisyon şu. Eğer yanlışım varsa da düzelt. Futbolcu arkada kolları, arkada kolları şu şekilde mi? Bak. Bu şekilde mi? Resimde o şekilde değil. Şu şekilde, değil mi? Açmış yani. Buraya daha yakın. Genişletmiş. Şimdi şöyle yorum yapıyoruz. Ortalandığında Top şu şekilde elinle topa gidersen doğal konumunun dışında penaltı. Ortalandı ki son haftalarda örneklerini hem Avrupa'da hem Türkiye'de görüyoruz. Ortalanıp kol şu şekilde arkada olursa yine penaltı verildi de. Evet. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Peki barajdasın hani ben şöyle göstereyim. Belli bir koruyorsun veya vücudunda bu şekilde... Topa atıl, top atıldı sana doğru. Evet. Tamam mı? Şu şekilde genişlettin. Ve top geldi. Karar buraya. Yani kararını söyle ya, yorumunu söyle. Doğal konumundan çıkmış olur o Yani vücudunu yani. genişletiyorsun. Evet. Hani niye futbolcular o zaman böyle duruyor? Böyle dursunlar o zaman. Yani bir 20'şer santim daha o vücudunu genişleterek e, yarar sağlasınlar kendilerine şu şekilde. Hani Böyle olunca top gelirken, böyle bakın, böyle yapayım ben. Şimdi futbol sonunda, mesela özellikle Nelson veya başka futbolcaya e, giderken şu şekilde gidiyor iken herkes niye buradaki arkadaş bu şekilde değil de şunu yaparak yani vücudunu genişleterek arkada da olsa kolları yapmış bak gidiyor bak tam ortalanıyor şimdi dönüyor ya bak. Dönerken şu kolu şöyle açıyor. Görüyor musun? Evet. Şimdi ister bu şu şekilde olup vücudunu genişletip ister arkada olup vücudunu genişlettiğinde yarar sağladığı ve vücudunu genişlettiği için ben bunu farklı değerlendiriyorum. Ha diyeceksin ki e peki arkada kolları kimse bunu konuşmuyor olabilir. Olabilir bu benim yorumum bir insanın vücudunu genişletmesi arkada olduğu zaman kolları imkansız diye bir şey yok. O topun geçmemesi için. Bak girişi itibariyle de biz yukarıdan bakıyoruz. Girişi itibariyle de sonra dönerken de bu açıklık olur mu ya? Hangi futbolcu bir otobar bütün savunma oyuncuları bu, bu şu şekilde değil de bak yapışık şu şekilde gelsin. Bundan 3-4 sene iş, hakim, faal hakimken şimdi nereye geleceğim? Malatya-Gaziantep maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da bu e, federasyon başkanımız Gaziantep'in başkanıydı. Maçın hakemi e, Mert Güzengi'ydi. Ben de var hakemdim. Maç içerisinde yaklaşık bir 4 veya 5 defa Mert Güzengi'yi çok bariz 2-3 penaltı bir kırmızı kart olmak üzere çağırdım. Onlarla ilgili ofere yapmasını teklif ettim. Monitöründen incelettim. Pozisyonlardan bir tanesi de buna benzer diğer tarafta olan bir pozisyondu. Aynen bu şekilde ortalandı. Futbolcu şunu yapıp bak şu kadar yani şöyleyken ama bunu yapıp topu bu şekilde kesti. Ben de hani biraz önce yaptığım yorum gibi ha şöyle gelip bunu yapıp ha da böyle gelip bunu yapıp vücudunu genişleterek o topu kestiği için değerlendirme bir vücudunu genişlettiğinden dolayı penaltıdan yana yaparak hakemi çağırdım. Serdar Tatlı mehakesi dedi ki bu pozisyonun ilgili biz herhangi hatalı veya öyle veya böyle demiyoruz. Ama buna bir net çözüm bulabilmek için kollar arkadayken dedi, kollar arkadayken dedi, her halükarda gelirse gelsin dedi, penaltı olarak nitelendirmeyin dedi. Böyle bir talimat verdiler. Şimdi tabii Serdar Tatlı'dan sonra Merkez Hakem Kurulları değişti. Eğitimciler değişti. O zaman Yap Gülenberg'ti. Efendim Mesut'un 4-5 tane mehake geldi gitti. Eğer o talimat hala geçerli ise bir şey diyemem. Ha derim de diyemem. Talimat çünkü. Ha yok gelen meyelikler itibariyle bu gibi pozisyonlardaki vücut ile ilgili farklı bir yorumlar veya talimatlar varsa da e, o hiçe sayıldıysa yani böyle bir şey olamaz diyerek onu da e, açıklamalar, açıklarlarsa daha iyi olur. Ama ne olursa olsun benim futbol nazarımda bu pozisyonda bir futbolcu bu şekilde gelip dönerken şu şekilde kendini genişletiyorsa bununla bunun bana göre hiçbir farkı yok peki hocam ee, 30. dakikaya geçelim Samet pozisyon içerisinde orta sahada Sivaspor atak şekillendirmek isterken Samet rakibini karşılıyor bu pozisyonda yorumunuz Burada bu Adi sesi karşıladı. Atsa geçecek. Evet. Arkada defans yani Samet'in kolunun omuzun üzerinde olması hakem bunu e, futbolun imajını bozan bir elle oynamayı veya işte belki de umut vaat eden bir atak niteliğine sokup da kart gösterse kim ne der? Bence kimse bir şey diyemez. Samet'in bir de bir pozisyonu var o gelecek mi yani? Samet'in hani kartlıyken e, elinde bomba varken acayip işte. Bu bir pozisyon oldu. Osterwood'la futbolcu arasında alıyor futbolcuyu şeydeki minit maçtaki gibi kartı var orada da alıyor, çekiyor, savuruyor. Bence Samet'in bu gibi konularda biraz dikkatli olması lazım. Kart varken, oynarken özellikle. Peki hocam 35. dakika. Yine o Fred'in pozisyonunda dikkat çektiğiniz konulardan birisi İrfan Can Kahveci burada baskı altında yerde kaldı. Faal bekledi. Oyun devam etti. Sonra ne yaptı? Yere vurdu. Tamam. Evet. Yere vurdu. Oyun devam etti. Evet. Saçın dakika? 36 hocam. Devam. Ee, 35'i düzeltiyorum. Şimdi 36. dakika. Heh. 35'te bu topu kaybettikten sonra yere doğru hamle yaparak bir reaksiyonu. Fred gibi aynı değil aynı, mi? Aynı Fred gibi. Doğru. Bir tamam. dakika sonrasına geçelim. Bir sonraki pozisyona. Evet orada fotoğrafta ekranlara geliyor. Arkadaşlar aşağıdaki fotoğrafın üstteki akışını verir misiniz? Evet şimdi geldi. Bahattin Şimşek, İrfan Can Kahveci ile bir diyalog halinde. Bunun öncesinde ikinci kez ilk gösterdiğim o yere vurma. O anı arkadaşlar verir misiniz siz? Yani ilk pozisyondan sonra bir video daha var. Yine Heh, bu. Evet İrfan dakika. Can Kahveci. Dakika zaten hemen 35'te 36 hocam. Oldu. Ne yapıyor? Bak ne yapıyor? İki, ne yapıyor? Üç, önce, dört yere vurdu. Önce hakeme sonra. Ve gözünün önünde. Evet. Şimdi sen Fred'de gerekli ikaz yapamazsan, kartı gösteremezsen Hı -hı. otorite anlamında. Sen Bahattin, İrfan Can'ın e, sonra yere vurmasında tekrardan duyarsız kalırsan. İrfancanın ilk yere vurduğu pozisyonda umarsız olursan dördüncüde bir kere değil böyle üç dört kere yere vurarak sana hareket edilerek protesto edilir. Sonra ne oluyor? Sonrasında e, bir sonraki pozisyona geçelim. İrfancan hala bak devam ediyor. Diyalog var. Konuşuluyor, geliyor. Konuşuluyor. Bak şimdi dakika 36, 37 değil mi? Evet. Kart yok bir şey yok. Bak bu kadar üst üste olan şeyler. Şimdi arkadaşlardan ben iki tane fotoğraf istedim. Onları verir misiniz bir? İçeri giriyorlar ilk yarıdan sonra. Bu birincisi. Bir tane daha ben, bu da ikincisi. Şimdi ne oluyor bize? Aslında futbolcu biliyor ne yaptığını. İrfan Can da biliyor ne yaptığını. Yani o hareketlerin karşılığının sarı kart olduğunu biliyor. Ama ilk yarıdan sonra hakemin yanına gidip ya hocam işte Görmüyor musun, etmiyor musun? Ya ben de evet yaptım maçın atmosferi işte kusura bakma tamam olur İrfan falan konuşmalarıyla içeri bu şekilde işte eller omuzlarda gidiyorlar. Yapmayın ya Bahattin bak ne güzel bence olağan FIFA'ların arasında en çok sana yakıştı FIFA hakemliği. Çünkü hani ben söylüyorum Kadir Sağlam'ın hakemliği iyi olsa da beğensem de yaş itibariyle kat edebilecek önünde yıl sayısı yok. Zorbay Küçük için ben hani ilk denemesindeki kendi hatalarından dolayı bazı durumlar yaşadı. Ee, Zorbay Küçük'ün hani o bazı şeyleri kafasında düzeltmesi lazım. Eğer onlar devam ederse yine başarısız olur. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz hep öyle söylüyorum ikinci kez FIFA olan nice arkadaşlarımız oldu. Başarı elde edemediler. Dolayısıyla Bahattin bence yaş itibariyle, fizik itibariyle, FIFA'da temsil itibariyle, yabancı dil itibariyle en üçünden e, göze batan FIFA lisesindeki yer alacak hakemlerden bir tanesi. Ama ne hikmetse ya geçen senede Kadir'le şey özür dilerim Atilla'yla Erkan Özdamar FIFA olduğunda Hemen akabindeki maçlar çok sorunlu geçti. Hatırlıyorsunuz işte bir Sivas, bir Antep maçı. Burada da hani listeye açıklanmasa da listeye kimlerin yazılacağı belli olduktan sonra işte Zorbay'ın işte Trabzon, Fenerbahçe'ye sonraki var maçları, Kadir'in bu Karagümrük İstanbul spor maçı, bir performans düşüklüğü, şimdi de Bahattin sanırım etkileniyorlar. Ama bundan ziyade bence işte kafalarında düşünsene geçen hafta Fenerbahçe Karagümrük spor maçındaki hakemleri üzerinden bu hakemleri mi artık 13 haftada takip edilen neticedeki hangi hakemler neden niçin hangi hatalar hangi maç açıklama yapılmazsınızın ee, ilk, ilk derin sonuna kadar dinlendireceğiz dedikten sonra sen bir Fenerbahçe maçına çıkan hakemin hele hele dava süreci yaşayan merkez başkanıyla o maçın e, kulüp başkanının arasındaki o süreç içerisinde çıkan hakemlerin bu gibi durumlarda normal değil mi? Bu duruma bu hakimler değil bakın. Bakın bu hakimler değil. O açıklamayı yapan MHK başkanı, MHK hakimleri dinlendireceğiz deyip özellikle 13. haftadan sonra o maça istinaden bunu yapıyorsa ister istemez belli bir hukuksal süreç varsa kimse yüzde bu hakimler bu hatayı yaptı, şu hatayı yaptı demesin. Evet hata yapıyorlar ama önce biraz da olayın bir başka tarafına bakıp irdelemek lazım. Peki hocam 38. dakika Manay ve Osterwold arasında Öncelikle Şimdi bunu söylüyorum. Bu da Ya bak Samet'in sarı kartı var. Alıyor, çekiyor, atıyor kenara. Ya niye yapıyorsun ya? Bak bu, 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 bu maçta özel değil. Samet'in bu genel yapısında var. Kartının olup olmadığını fark etmeksizin bu gibi durumlarda çok böyle hani müdahil olarak fiziksel anlamda reaksiyonlar veriyor bence dikkatli olsun milli maçta da bunu yaptığı için söylüyorum ben. Galler maçında. Peki hocam 45 artı 1 Sivaspor atak şekillendirirken ceza alanı orta geldi sağ kanatta o sahisa muher Kafalarda de... kalmasın diye bak açılar çok o kadar yanıltıcı ki onu söylemek istiyorum fotoğraf olarak versek de. Aslında akış olarak versek bazı açılar yanıtıyor. Mesela yapıştırıyor öyle. Burada ama diğer açılardan baktığımızda e, burada herhangi vücuttan hani şu var. Vücut, aa vücuttan geliyor diyecekler. Yok artık o değişiyor. Vücuttan gelse de doğal konumda değilse eller yukarıdaysa farklı değerlendiriliyor. O bin aldım ama burada herhangi kola gelen bir top yok. Ama işte açı bazen hani biraz önce dedik ya o açıdan baktık bu açıdan baktık topun temasını sıyırdığını gördük. Birinde görmedik birinde işte net vuruyor dedik. Burada da öyle açıya göre o yapıştığı anda mesela çok farklı yorumlara e, neden olabilir. Ama diğer açılardan da baktık burada bir ele gelme durumu yok. Peki hocam 45 artı 2 ikyanın son anı ikyanın bitiş anı Ali Şaşal Vural. Korner devamı topu kontrol etti. Tam degajda. Atacak. Da... İleride 3-4 tane Sivas Spor oyuncu var. Bir foul yapılıyor. Yalnız bu kartlık bir foul değil. Çünkü hani önüne geçip engellemiyor. Yanından koşarken e, kaleci tam böyle e, pozisyonu almışken ister istemez bir engelleme oluyor. Sen de foal'ü veriyorsun. Bir 10-15 geçiyor. Ali, e, şas, e Ali Şaşal kaleci. Ali Şaşal. E, foğlu kullandığı anda bitiriyorsun ya, yapma şunu ya. ya bırak ileriye doğru bir top gitsin onun hakkı vardı engellendi o hakkı o hakkını vermen lazım ona dolayısıyla bu e, dikkatimi çekti onun için aldım bunu dün de vurgulamıştınız buna benzer bu bu bu, bu, bu arada onunla. ilk yılları bitirişler böyle bir tuhaf yani böyle kriz doğması için elinden geliyor hakimler ee, bir biraz dikkatli olsunlar ya 2. araya geçelim hocam ee, reklama kadar pozisyonlarımıza bakalım 50. dakika e, Sivaspor'un e, golü sol kanattan gelişen atak pas orada Harisis'ten orta geldi içeriye savunma uzaklaştırdı devamında topu kazandı Şimdi bu, Sivaspor tabi uzun uzun anlattınız evet. da sebebi var Hani belki bunun golden önce işte futbolcunun ayağı Fred'in kafasına kadar kalktı falan. Ama oradan sonra Fenerbahçe topu kazandı ve top tekrardan yön değiştirip öbür kaleye doğru yol aldı. Yani atak başlangıç fazı sonlandı. Dolayısıyla o hareket bir EPP olarak nitelendirilmez... Fenerbahçe topa sahip olup top öbür tarafa vurulduktan sonra tekrar yeni bir atak yapılıyor. Dolayısıyla atılan golde öncesinde faal yok. Çünkü bazen şu oluyor hani e, gol oluyor ya o pozisyon sadece gösteriliyor. Mesela ağır çekimde e, kişiler zannedebilir o pozisyonun akabinde diye. Halbuki onun arasında bayağı hem süre anlamında hem atağın yönü anlamında gelgitlerin yaşandığını söylemek gerekiyor. Burada da bu var dolayısıyla burada bir atak başlangıç fazlından bahsedilmez. Peki hocam 51. dakika. Burada Manay'la Crespo arasında bir mücadele, orta alanda topu karşıladı Sivaspor. Daha sonrasında Manay ve Crespo arasında yaşananlar. Ya burada e, el yüze geldi. Bu el yüze geldiğinden dolayı kart gösterdi mi burada? kim hocam göstermemiş hocam. Yani şimdi bak burada şu var. Bak. Akışta görüyoruz. Biz belki fotoğrafta net belli olmasa da. Hı hı. Şimdi futbolcu topa eğilmiş, arkadaki de o müdahale etmek için eğilmiş olsa da şimdi futbolcu normal bir kol hareketiyle devam edip şu kol hareketi o arkadan eğilen futbolcunun yüzüne gelse tamam diyeceğim. Çünkü bu doğal aksının kolun olması gereken yerde. Ama bu futbolcu eğilmiş, arkadan öbür futbolcu eğilmiş. Sen buradaki futbolcu şu kolunu şöyle kullanıyorsan bu kural dışı bir kullanımdır. Yani bu artık buraya doğru çıkıyor demektir. O yüzden sordum. Burada çünkü bu faali bundan dolayı veriyorsan ona göre de değerlendirmen lazımdı kart olarak diye. Burada kart çıkmamış. 54 hocam, eee Fenerbahçe Ferdi ile atak şekillendirmek istedi. Ferdi pasını verdi, orta sahada geri aldı. Ardından Burakla mücadelesi yerde. Net sarı kart. Net sarı kart. Top gitmiş, etmiş. Arkadan çelmeyi takıyor. Peki bir sonraki pozisyon 56. dakika. Fenerbahçe yine orta sahada atak şekillendirmek isterken Haris'in müdahalesi. Haris'in Haris Haris Haris'in Yaptığı açıklamada keskin hatlarla haklı olduğu tek taraf bu taraf. Bu pozisyon sarı kart. Evet. Sarı kart doğru. Haris size gösterdi. Tamam devam edelim. 58. E, Fenerbahçe. Yani bunu cepte tutalım cepte ama. Cepte anladım. Orta geldi içeri Fenerbahçe hata. Burada Caner pozisyon içerisinde. Ya bak işte bunu da aldım. Mesela bak Şimanski'den top sekiyor. Aşağıda fotoğrafa baktığında veya yukarıda akışa da baktığında sanki bak Caner şu anda şöyle bir 50 ile Sanki topa vurmuş gibi topla bomba kazanmış gibi zannedilebilir. İşte bu açılar yanıltıyor. O yüzden hani bunların çok farklı açılarıyla bakıp değerlendirmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla bu işte bazen hakemler için zor e, durumlar yaratabiliyor. Bu da kafalarda soru işareti kalmasın diye aldık. Burada da herhangi bir el ile müdahale yok. Peki 62. dakika Edinceko burada Harisis'le ile mücadelesi. İşte, Harisis'in söylediği bu açıklamaların içerisinde net olarak hani ülkeleri değildir veya öyledir demiyorum... Ama net olarak haklı kılınan bir taraf varsa... Harris'in sizin söylediği bu. Benim yaptığım nasıl sarı kartsa diyor. Bu da sarı kart olmalıydı diyor. Benzer pozisyonları önüne koymuş. Hadi bana cevap verin diyor. Bu kadar. Peki hocam. E... Fenerbahçe'nin üçüncü golü. Ne kadar ilginç. Orta geldi. içeri orada karambol var. Sivas Spor Savunması bir türlü uzaklaştıramadı... Ceko yerden çevirdi. Alaaddin kaleye yöneldi. Devamında top gitti ve gol kararı çıktı. İrfancan ee, İrfan Can topu filelere gönderen isim oldu Fred'in pasında. Ama burada gol Alaaddin Okumuş'a yazıldı. Emin misin? Alaaddin Okumuş kendi kalesine yazılmış hocam. Nerede kim yazmış? Herkes Ceko diyor. Valla ben federasyona bir daha bakayım hocam. Federasyona bak bence de. Çünkü hakim raporuna ne yazıyorsa o geçerli olacak. Hocam. Bakayım ben. Ha şimdi bakıyorsan ben de konuşayım sen bakarken. Tamam buyurun. Şimdi benim şahsi fikrimi söyleyeyim. Buyurun hani efendim. bu Ceko topa vurduğunda kaleye doğru vurduğu bir gidiş, bir yol yok. Yön yok. Ortalıyor. Ortalarken de futbolcunun ters vuruşuyla top direğe çarpıp içeri giriyor. Yani bence kendi kalesine yazılmalı. Ama bunu hakem Ceko demişse de o o şekilde girer. Ama net bir şey mesela burada federasyonda görüp ya bak bu ortalandı kardeşim kaleye giderken bir futbolcunun müdahalesi yok. Ortalandıktan sonra yani kaleye gitmeyen bir topa müdahale var denip hakem eğer Jacob ile yatmışsa düzeltilmesi için ek rapor isteyebilirler. Anladım. Ama şahsi fikrim hala rapor girilmemiştir. Girilmemiş hocam. Girilmemiş. Çünkü ee, şu anda gözlemciyle görüşme yapıyorlardır. Dolayısıyla burada en önemli konu bundan ziyade acaba Fred'in bu pozisyonda bir falu var mı? Yere düşen futbolcu kim Sivaslı? Bakalım hocam Kamara. Şimdi Kamara'nın pozisyonunda zaten hani diyor ya birinci golün haricinde her golde hı hı. problem var diyor. Şimdi birinci golde gördük bu üçüncü gol ikinci golde mesela problem olan ne? Osman Caner Osman Paşa derken. İrfancan Can Kahveci'nin attığı golde mi? Hı hı yani geldi sağdan göre 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 soldan vurdu. Ben buraya vuracağım dedi. Vurdu ve golünü attı. Ben orada da bir pozisyonuyum. Kendi attıklarında da yok. Bunda da Fırat topa vurduktan sonra arkadaşlar o akışı ve fotoğrafı getirsin. Kamera artık Fırat topa vuruyor ve bir yere basacak ya. Havada kalamaz. Tam basacakken kamera koşarak onun ayağının önüne koyuyor ve Fred'in müdahalesi oluyor. Ama Fred bunu bir faul yaparak dikkatsiz bereketli değil o oyunda top, yani oyun oynarken topla e, topa müdahalesini yaptıktan sonra topa vurduktan sonra o gözler reklama gideceğiz gözleri. Aynen öyle hocam. <laughs> Devamı reklam. <laughs> Kamara'nın sağ ayağın atmasından dolayı bir orada müdahale var ama faul değil. Dolayısıyla Ceko'nun ortalayıp kendi kalesine attığı gol. Gol. Eğer o gol olmasaydı bir sonraki pozisyon İrfan Can'ın pozisyonu offset olarak nitelendirilirdi. Son karar devam ediyor hocam tam en cafcaflı yerde bırakmıştık yine e, günü merak edilen pozisyonlarından birisiydi Fenerbahçe'nin attığı 3. gol istiyorsanız bir kısaca orayı da hemen bir yani toparlayalım. O, golden önce e, faal olarak nitelendirecek atak başlangıç fazı olarak hmm. e, nitelendirip incelenecek bir pozisyon değil. Dediğim gibi Fred topa vurduktan sonra o adımı atacak o adımı tam atarken de kameranın onun ayağının önüne getirmesinden dolayı oluşan bir aksiyon ve müdahale var. Faal olarak nitelendirilmez gol Nizami. Nizami iki pozisyon kaldı hemen. 82. dakika Fenerbahçe burada sağ kanadı kullanıyor. O Samuel yine atağa katıldı. Burada yerde kaldı o Samuel. Burada ben bir şey söyleyeyim. Bahattin Şimşek'i Offside yardımcı hakem kurtarmış Allah'tan. Mehmet Kısal. Penaltiyi penaltıyı vermiş. O olsaydı olmasa bu penaltıya var da karışamaz. Öyle bir penaltı. Ama burada penaltı olmasa da faal osay yapıyor. Tam topa doğru hamle yapacak olan adamın önüne ayağını açarak koyuyor. Adam ona takıldığında osay da temastan dolayı kendini yerde buluyor. Ama faal yapan aslında burada osay. O topu adamla top arasında müdahale edecekken ayağını koymasından dolayı Allah'tan olsaydı çıktı. Çünkü buna penaltı verdi. Bu vardan düzeltilemezdi. Öyle bir pozisyon. 90+4 Osterwold ile Kuwait arasında yaşananlar. Sol kanattan orta geldi Fenerbahçe ceza alanına. Burada Osterwold ve Kuwait topsuz alan. Yok, penaltı bir müdahale yok bunun. Peki hocam pozisyonlarımız bitti. Yani vücut vücuda yani şu kolun şöyle uzamasını falan görmüyoruz, etmiyoruz. Bakıyoruz bu açıdan da. Yok. Adam hissetmiş öne doğru atmış kendini. Bahattin Şimşek ve ekibinin genel performansı. Bahattin Şimşek yani bazen hakikaten şanssız maçlar yönetiyor. Problemsiz ee, problemli maçlar. Yani problemsiz şu statta özellikle bunu yaşıyor. Çok ilginç 7. maçı. Mesela Bahattin Şimşek'in 7. maçı bu 7 haftada hiçbir takımı iki kez yönetmemiş. Diğer hakemlerde iki kez yönettiği takımlar var. Bahattin Şimşek de yok. Çok ilginçti o. Bir de bu bu, bu maçla ilgili. Ya Allah aşkına. Şimdi dün Tuzla Bandırma maçı değil mi? Bu hafta oynandı evet. daha doğrusu. Maçta üç tane penaltı var. Bir tanesi hakemin görüp verdiği, bir tanesi işte acaba penaltı mı değil mi ama varın karışamayacağı ki bana göre değil. Arkadaşlar ah. Bana sürpriz yapmışlar. Şey Burak Olcar evet. Heh. Getirmişler. Sağ olsunlar. Bir tane pozisyon var ki net yani futbol diyor ki bir pozisyonda rakibin ayağından ancak bu kadar temiz bir şekilde o topu alırsın. Faul yapmadan. Futbolda hani bir pozisyonun tarifi bu şekilde yapılacaksa o poz yani bir pozisyonda rakibin ayağından topu faal yapmadan bu şekilde alınır diye örnek verilir. O pozisyonda hakem penaltı veriyor. Yanılıyor. Topun yönüne bakmıyor, etmiyor. Öyle de görebilir. Anlık bir şey. Var da Emre Moluk bu pozisyonu düzeltmiyor. Kesinlikle düzeltilmesi gereken kanıt da var elinde. Ha, ne yapıyor Merkez Hakem Kurulu? Böyle bir problemle Maçtan sonra Emre Molu bu maça veriyorsun. Ya bak sen Emre Molu hata da yapabilir, yapmayabilir de. Hani bu artık kör göze parmak sokmak değil. Başka şey sokuluyor o göze. Yani değil. Bu kadar öngörüsüzlük olur mu ya? Gün boyunca sen şimdi Emre Molu'nun bu pozisyon maçtan bu maça atanması... Yediği baskı, yaşadığı stres, kendisiyle ilgili yapılan haberler ve bunlarla bu kafa yoğunluğu ve e, doluluğuyla var odasına girip bu maçta mental anlamda sağlıklı olup kararlarda etkin olacak. Ya hiç mi öngöremiyorsunuz ya? Ya kardeşim adam hata yapmış, ülkesine gönderiliyor ya şeyde Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'dan hakem çağrılıyor Mançia. Ya gönder ya bu bu şekilde sokma. Bitti mi diyorsun bitti illa? Bitti diyorum hocam. İlla bitti? Aynen diyorsun? hocam. <laughs> bir gözüm bitti diyor bir gözüm diyor devam et diyor da o yüzden de, hocam, ben de iki, ne yapacağımı bilmiyorum. İki gözüm de bitti dedi ama siz toparladınız artık. Yani biliyorum. sonuç itibariyle e, özellikle otorite anlamında Bahattin Şimşek'in bu maçı bir gözden geçirmesini istiyorum. Peki hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan dolayı. Son ben kararın sonuna geldik. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Darby, Darby, Darby.